Arkadaşlar merhaba, iyi akşamlar. Her dakika merhaba deme ya, her seferinde açmıyoruz ya. İşte gidiyorum. Herkese merhaba. Şu anda neredeyiz? Hong Kong havaalanı. Nereye gidiyoruz? Roma. Roma'dan sonra nereye gidiyoruz? Amsterdam. Ha, eğlenceli kısmı orası işte. Şimdi uçağa doğru gidiyoruz biz. İndikten sonra görüşürüz. Bye bye. Sen kazandın Beyza. Anlamadı bile. Hazır. Hadi. Tabii onu sayacağım ben. Nefes alamıyorum. Sensiz ben nefes alamam. Maskelere hayır, koronaya evet. İtalya'da da çok eğleneceğiz, Amsterdam'da da çok eğleneceğiz. Başlangıç, bakalım neler olacak, izlerseniz seviniriz. 3-2-1 de o zaman Roma'da uyanalım. 3-2-1 Roma'da görüşürüz. Bildiğin havaalanında valizleri almak için şimdi metro yapacağız işte. Güzel sistemmiş ama sevdim. Gülüyor ya Eda, okey yani. İnsanlar dönüşümüzün maskelerin çıkışını kutluyoruz. Beyza. Hala yakalandım. Ya çok harika değil mi? Şu an neredeyiz? Şu an Pentagon'dayız. Pentagon değil, DC'de, Washington'da. Pentagon oradaydı değil mi? Burası neydi? Pentagon değil, burada nasıl okunuyor bilmiyorum. Ne dedik dışarıdan buna? Pentagon. Öyle okunmuyor da öyle işte. Siz anladınız sonuçta. Yapı olarak harika bir yapı. Şeymiş bu arada, milattan sonra 608 yılında yapılmış. Ha, yüksekliği yani o zamanın en yüksek galiba şeyiymiş, 4.90 metre yazıyordu. Yükseklikte... Neymiş Beyza'cığım, biraz okudun sen. Burayı yazıyor ya, yok bronz elemente. Anladığım tek şey mabize mertik yere. Antik çağdan bugüne kalan en iyi korunan binayı. Yani bu arada sermiş. Evet bayağı iyi korunmuş ama arka tarafı pek iyi korunmamış. Onu söyleyeyim. Genelde ama buraların içleri daha önemli. Ya şeyi düşünsene, o milattan sonra 600 yılında mı yapılmıştı? 608 yılında yapılmış ve yekpare görünen kocaman bir kubbe. Bayağı büyük. Yüksekliğe bak, o tarihte sen buraya nasıl bir kubbeyi diktin? Orada şeyi anlamadım, 4.90 metre yazıyor ya. 4.90 metre olamaz. Ya neyi 4.90 metre acaba? Onu tam olarak daha yanlış okuyayım. High and above 4.90 metre wide. Wide genişliği.
şeyde 7.53 kubbenin yüksekliği. Sırf kubbesi 7.53. Genişliği de 4.90. Abi kubbe o kadar yüksek ki ya. Evet. San Piero. Bir ateşin hiç sönmeme ihtimali var mı diye düşünüyorum. Yok. Asker duruyor orada. Yakından daha iyi göreceğiz şimdi. Tabii ki yol atlamayacağız. Onun salaklığı, burası yaya geçidi. Bisikletle öyle geçemez. Yani. Arkadaşlar şu an Kolezyum'dayız. Aşırı güzel görünüyor. Size göstermek istiyorum. Bir saniye. Herkes fotoğraf çekiliyor. Biraz geç kaldık, o yüzden acele ediyoruz. Yarın da geleceğiz zaten tekrardan. Yoruldum ki bugün. Şu an koştur koştur gitmemiz gerekiyor meeting point'e. Gençler, koşuyor muyuz? Koşuyoruz. Run. Koşuyoruz. Ata. Eda. Ne hissediyorsun? Nasıl bir gündü? Şey diyeyim, macera dolu. Amsterdam bir macera dolu. Roma. Roma mükemmelmiş gerçekten. Sultanahmet'i güzel derdim ama buralarda güzelmiş yani. Şu an mesela karanlık çıkıyor. Videoda gece modu yok. Ama fotoğraflar efsane. Şuraya koyarız. Tam olarak gerçekten, şurada. Gerçekten efsane yani. Çıktı yani. Bir de işte Kolezyum ışıkları da çok güzel görünüyor. Kolezyum ışıkları güzel işte. O yüzden de tepeden çekseydik, o normal herkesin hani klasik tarafı var da. Aha. Aynı yerde. Onu da işte çekileceğiz yarın. Evet. Bir şey söyleyeceğim. Bizim başka bir yola çıkmamız lazım yukarı. Nasıl çıkacağız? Evet. Yo, bence buradan da devam edeceğiz hayatımıza. İyi akşamlar. İtalya'da. Neredeyiz şu anda? Başlar restoranın adı ne? Carlo Menta. Hemen aksan değişiyor ama fark etmez. Carlo Menta. Menta'nın başı da var. Başı da var. Bir dakika okuyacağım şimdi. Restoran adı Carlo Menta. Yazayım, yazayım. Bir dakika. Carlo Menta. Kayboldu şu an. Göremiyorum. Thank you. Yediniz mi pizzalarınızı? Burçet'le söyledik. How can you spell this one? Dochiji. It means that it's sure that it comes from Tuscany. Hep Toskana şarabı mı? Gel ben içtim. O sırada videoyu gerçekten yanlışlıkla kapatmam der. Olaya noktayı koyarım. Sizi izledim. Korkacağım dedi. Böyle elimi tutmaya çalışıyorum. Aşağıdaydı yani.
bir şey söyleyeceğim. Hadi devam. Saat 12'de hem evet. Can hem bu. Zaten onun için vurdu onu. Ben insanları gördüm, kulaklarını kapatıyorlardı, ben de kapattım. Ama bunu da gördük yani, bravo. Çok iyi oldu. Ben doyamayacağım buraya galiba ya. Ben çok sevdim İtalya'yı. Ne düşünüyorsunuz? Ben burada yaşarım bu arada. Burada yaşanmaz. Burada böyle 2-3 haftalık şey yapacaksın. Senede bir kere geleceksin, 2-3 hafta buraları güzel gezeceksin. İstanbul'da yaşıyorsan burada da yaşarsın. Yazlık mı ya? Böyle 2 hafta gel. Evet, burası yazlık gibi ya. Buraya yazın evet. Geleceksin. Toprağından, suyundan temiz. Yararlanacaksın. Sonra çeksin. İstanbul buradan daha güzel. Şey diyeceğim. İtalya belediyesi alalım. Hani alalım. Ben o içeriye girdiğim anı gerçekten beni... Bir de sen kilise çok seviyorsun evet, ya. Evet, aşırı seviyorum. İçeride oda bir sürü kilise böyle gerçekten şey var. Gerçekten ya. Burada tek sıkıntı çok fazla bilgi bilmiyor olmamız ya. Bilmiyoruz yani. Yani burayı gerçekten turla gezmek gerekirmiş. Bana göre. Bak internet olacak. Gireceğiz. Evet. Vatikan diyeceğiz. Tık 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 anlatacak. Peki içeri girememem. Aşırı pahalı ve yani, şey, çok da beklemek gerekiyor. 2 saatlik sıra var ve 2 saatlik sırayı beklersen 28 euro ödüyorsun. Ama sırayı beklemek istemezsen 52 euro ödüyorsun. Çok. Yani zaten... Yani şöyle, zaten çok az vaktimiz var aslında yani. Daha son günümüz, daha Amsterdam'a geçeceğiz buradan bilmem ne falan. Bunu nasıl yapacağız peki? Yani bütün günü burada geçireceğiz hem 52 euro vereceğiz. Hem de gün bitecek. Başka hiçbir Roma'dan bir şey anlamayacağız. Yani çünkü 3 saat falan içeride gezeceksin öyle olunca. Onu gezene kadar 3 tane daha bazilika gezeriz. Bir de saat planımız istediğimiz gibi tutmadı yani. Tutmadı. Geç kaldık. O yüzden. Ama buralar güzel. Şansımız varsa gelin. Çok güzel gerçekten. Evet, ikinci günümüzde zaten direkt Vatikan'a geldik. Yürüyerek geldik buraya. Çok eğlenceli. Aynen. Yol çok araç güzeldi. Araç kullanmayın bence. Buraya yürüyerek gelinmesi gerekiyor. Yolda görülecek çok fazla şey var. Kesinlikle çünkü. Burası böyle komple sokakları müze gibi. Her tarafı dolaşırken bir sürü şey görebiliyorsun. Fotoğraf çekebiliyorsun. Yemek yiyebiliyorsun. Kahve içebiliyorsun. Kesinlikle çok çok eğlenceli. Gerçekten sokak. Zaten olay sokakta. Sokakları çok güzel. Sokakları olay. Ve geçerken de zaten gördüğümüz şeyleri göstereceğiz. Yani bir ton olay yaşadık. İyi ki de o kadar yolu yürüyerek gelmişiz. Şimdi de işte Beyza ile buluşmaya gidiyoruz. Beyza Vatikan'ı görmek istemedi iki kere geldiği için daha önceden. Şehrin içinde biraz alışveriş yapacak. Biz de şimdi onun yanına geçiyoruz. Ve bu arada burada alışveriş yapmanızı tavsiye etmem. Aynı şeyler Roma'nın merkezinde de var. Buradakiler aşırı pahalı. Şöyle düşünün. Sultanahmet'te bir şey 10 liraysa Beşiktaş'ta 5 liraya alabilirsin gibi. Onu da dipnot olarak düşmek istedim. Evet, o zaman 3-2-1 deyince Aşk Çeşmesi'nde miyiz? Şeyde miyiz? İspanyol merdivenlerinde miyiz? Hadi bakalım. Aşk Çeşmesi. 3-2-1 sırayla fotoğraf bekliyorlar. Evet. Fotoğraf bekliyor. Yok, fotoğrafçımız Beyza Şengül. Evet, sağ olsun ya. Fotoğraflarımızı çekiyor. Güzel vize üründen. Sıra kimde? Kontrol ediyor. Bir dakika beğenmeyebilir. Tamam. Beğenmezse bir daha çekecek. Tamam. Ha, bak koşmak da yasak. Biraz niye karanlık oluyor bu? Ha, bende sıra. Hadi geç. Hadi. Biz buraya saldık. Çıktım. Abi çok yoruldum. Aşırı derecede yoruldum. Bir sürü küçük şey alıp. Ucuz ama küçük şeyler alıp bir sürü. Evet ama o zaman da eve gittiğimde pişman oluyorum. Bence bir tane pahalı bir şey alsın. Bence de. Çünkü eve gittiğimde bak çok fazla yerden çok fazla şey topladık böyle 2-3 euro 2-3 euro pişman oluyorum. Pantolon meydana doğru çıkarken böyle bir tane mağaza vardı ya, oraya girmiştik.
öyle bir yerler bulmak istiyorum. Yani çok aşırı da pahalı değil ama ucuz. Yani normalde Türkiye fiyatlarına göre ucuz. Neyse bizimkiler hala hediyelik eşya bakıyor ve ben aşırı yoruldum. Alacak hiçbir şey bulamıyorlar. Biletliklere sarmışlardı. Ben en iyisi çağırayım. Evet artık ne olur. Şimdi işte Aşk Çeşmesi'ne doğru ineceğiz. Diyorum ki Türkiye'nin böyle Taksim, hani biz İstanbullular olarak nasıl Taksim'e çok fazla gelmiyor, yani gitmiyoruz etmiyoruz. Aynı o mantıklı aslında ama turistler ne kadar çok seviyor. Baya o mantıklı ileride, yani o mantıkla gelinecek bir yer aslında. Neyse sonunda geldiler, hadi gidiyoruz artık. Çok yoruldum. Aldınız mı bir şey? Abi bileklik almak istedim. Bakacağım mı? Ama bileklik tabii ki. Siyah. Ama Amsterdam'daki siyah aradım. Siyah aldım. Amsterdam'daki siyah aldım. İkisini de siyah aldım. Hala bir şey aldım. Bu da öyle story çekmeye çalışıyor işte. Hadi dilek dile artık. Böyle kafamızı sen mi atmayalım? Kendiledin mi? Dileme gerek yok. 5 santimi ne yaptın? Arda. Ben de. Hadi ben dile. Şimdi. Geç. Allah kabul etsin. Dileğimizi de diledik. Buraya bu kadar güzel yere geldik. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Aşırı derecede büyük ve aşırı derecede güzel yani. Ve insanlar şey diyecekler böyle fotoğraflarda, videolarda gördüklerinde çok anlamayacaklar bir şey. Ablaca sığmıyor çünkü bu kadar güzel. Şimdi arkadaşlar İtalya'nın en ünlü alışveriş yapılabilir yerindeyiz, sokağındayız. Çünkü neden? Ben buradayım. Hayır, Beyza burada. Disney Store. Hadi. Mekanı burada içmek istersen 1.80 euro veriyorsun. Takeaway olarak istersen 3.5 euro veriyorsun. Eğer ki bardakta alıp dışarıda içmek istersen de 5.20 euro veriyorsun. Dünyanın beğendin mi? Çok krem. Bu evet, ne? Bu İtalyanlar kremayı çok sevdiği için bu kadar krem. Gerçekten mi? Sadece espresso değil, bunun üstünde başka bir şey var. Ne var ya? Yani? Bu espresso kremasının başka bir şey var. Kaşıkla yemek için. Ama yiyorum. Güzel değil mi? Can I ask you something? What is this cream? Is it not espresso cream, right? Sadece kahveden yapılıyor. O yüzden bu kafe espresso değil. Kafe delik diyoruz. Thank you so much. Arkadaşlar, Roma Fiumicino havaalanından hepinize merhaba. Çok yorgunuz, çok yorucu bir günlerdi. İki gün hızlı Roma seyahatinin ardından. Şimdi uçağa doğru ilerliyoruz. Sizinle Amsterdam'da çok eğlenceli. Bu ruh halimize bakmayın. Gidince çok eğleneceğiz. Görüşürüz.